Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün akşam kıraatinde Ebu'l-Ala Mevdudi'nin Kur'an'ı nasıl anlayalım adlı eserini seslendirmeye devam edeceğiz. Bismillah. Kur'an'ı tetkik edenlerde bulunması gereken temel şartlar. Kişi ne kadar tedbirli hareket ederse etsin ve Kur'an anlamak için hangi yollara başvurursa başvursun, Kur'an'ın getirdiği esaslar dahilinde hareket etmediği sürece Kur'an'ın özüne ve ruhuna gerektiği gibi vasıl olamaz. Kur'an, soyut teoriler ve saf fikirler ihtiva etmez ki siz onu koltuğunuza oturarak okuyasınız da tüm maksatlarını anlamış olasınız.'' Aynı şekilde o, metafizikten bahseden teolojik bir kitap değildir ki, onun gizli hazine ve sırlarını tekke ve enstitülerde çözümleyebilirsiniz. Başlangıçta da söylediğimiz gibi, bu kitap bir davet ve hareket kitabıdır. Ve daha yeryüzüne iner inmez, temiz fıtratlı, güzel huylu, yalnız yaşamayı seven, sessiz ve emin bir insanı, haktan yüz çevirmiş olan, kainat kanunlarına karşı çıkan, batılı tepeleyen, küfrün önderleri, sapıklığın ve bozgunculuğun liderleriyle savaşan bir insan haline getirdi. Ve bu kitap her temiz ruhlu kişiye, bahtiyar her insanı evlerinden çekip alarak bu davet sahibinin sancağı altında topladı. Ve bu kitap bozguncu her anarşistin kinini açığa vurarak, ölenin bir belgeye dayanarak ölmesi ve yaşayan herkesin de niçin yaşadığını bilerek yaşaması için bu davetin mensupları vasıtasıyla fitne ve anarşi ile savaştırdı. Bu kitap 23 sene boyunca korkunç bir hızla İslami hareketi yönlendirme fonksiyonunu icra etti. Eyleme bir tek kişinin feryadı ile başladı. Neticede yeryüzünde insanın Allah'ın halifesi olduğunu göstermekle sonuca erdirdi hak ile batıl arasında uzun süre devam eden çatışmaların ötesinde adım adım her merhalede yapma planlarını ve yıkma projelerini uygulayan bir kitaptır. Öyleyse sen ondan nasıl olur da birkaç kelimesini okuyup harflerini şöyle bir görmekle bütün esrar ve gerçeklerini gözünün önüne sermesini bekleyebilirsin. Siz nasıl olur da küfürle din arasında cereyan eden meydan muharebesini ayağınıza atmadan, İslam ve cahiliyet arasındaki mücadelenin içine girmeden ve bu savaşın herhangi bir cephesinde yara almadan onun esrarına vakıf olabilirsiniz. Siz Kur'an'ın gereklerini, derin anlamlarını ancak bu kitabın buyruklarına bağlanarak, Allah yolundaki davete uyarak ve bütün adımlarınızı onun sizi yönlendirdiği ve gösterdiği biçimde atarak sağlayabilirsiniz. Bu noktada sizden önce geçenlerin karşılaştığı tecrübe ve zorluklarla sizin de karşılaşmanız gerekecektir. Mekke günlerini izleyecek, Habeşistan ve Taif yolculuklarını görecek, Bedir'den Huneyne ve Tebo'a kadar geçen merhaleleri yaşayacaksınız. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'le yüz yüze geleceksiniz. Münafıklarla ve Yahudilerle karşı karşıya kalacaksınız. İleri gelen Müslümanlardan başlayarak kalpleri İslam'a ısındırılan müellefi kuluba kadar bütün insan tiplerini görecek ve tanıyacaksınız. Bu eşi ve benzeri bulunmayan emsalsiz bir yürüyüştür. Ben bu yürüyüşe Kurani Yürüyüş adını veriyorum. Bu yürüyüşün özelliği her durak ve konakta Kur'an ayetlerinin ve surelerinin sizi bilgiyle kuşatmış olarak karşılamasıdır. Ve durduğunuz yerin, konağın o ayet ve surenin indiği yerin aynı olduğunu görmenizdir. Falanca hüküm ve prensibin bu noktada gelmiş olduğunu anlamak, işte böyle bir yürüyüş esnasında yolcunun gözünden Kur'an'ın dil, belagat, beyan ve bedi gibi bu kitaba has edebi sırların kaybolup gitmesi hiç de işten değildir. Ne var ki Kur'an'ın bu yolcuya kendi özünü ve ruhunu açıklamaktan kaçınması mümkün değildir. Aynı şekilde ve aynı ilke uyarınca insan Kur'an'ı yaşamadıkça hayatında onun buyruğuna uymadıkça, onun ahlaki, iktisadi ve medeni prensiplerini ve hayatın çeşitli alanları için vaz etmiş olduğu sistemin ruhunu kavraması mümkün değildir. Bir kişi kendi özel hayatında Kur'an'ı yaşamadıkça onu kavrayamaz. Bir toplum bütün sosyal kurumlarıyla birlikte Kur'an'a karşı çıktığı sürece onu anlayamaz. Kur'an bütün insanlık için doğru yolu gösteren bir kitaptır. İster basit bir vatandaş olsun, ister soylu bir kişi olsun, herkes bilir ki Kur'an-ı Kerim bütünüyle insan cinsini doğru yola götürmek için geldiğini ilan etmektedir. Fakat bir kişi Kur'an'ı etüt etmek için elini aldığı zaman, onun indiği zamanda yaşayan Araplara seslendiğini görür. Ve yine fark eder ki, Kur'an yüzünü zaman zaman tüm insanlığa çevirmekte ise de, buyruklarının ekseriyeti yalnızca Arapların zevkine has, Arap toplumunun tarih ve geleneğine özgü konulara tahsis edilmiştir. Bu durumu anlayan insan başlar sorular sormaya. Eğer bu kitap bütünüyle insanlığı doğru yola götürmek için gelmişse, neden ırkî, bölgesel ve geçici unsurlara bu derece önem vermektedir? Meseleyi iyice bilmeyenler, kuşkularını daha da ileri götürerek derler ki, Belki de bu kitap, indiği devirde yaşayan Arapları ıslah etmek için gelmiştir de, daha sonra hiç de konu edinmediği halde evrensel bir çağrı haline dönüştürülmüş ve tüm insanlığı doğru yola götüren bir kitap şeklinde takdim edilmiştir. Böyle bir itirazı sırf itiraz olarak değil de, gerçeği öğrenmek için yöneltmiş olan araştırıcıya ben derim ki, bu kitap, İslam'ın davet ettiği inanç sistemi, düşünce ve tasavvurlar veya açıklamış bulunduğu ahlaki ilkeler, ya da zaman ve mekan bakımından yalnız Arapların pratik hayatına aitmiş gibi görünen ve başka bir zamana teşmili imkansız olan genel kurallara dair metinler göz önünde bulundurularak incelenmesi ve araştırılması gereken bir kitaptır. Onun indiği devirde yaşayan insanlara hitap etmesi, o çevrede bulunan varlıkları belge olarak kullanması ve Allah'ın birliğine delil olarak göstermesi gerçeğinden hareketle Kur'an'ın çağrısının yalnızca bir devre ait olduğunu, davetinin de sadece bir bölgeye has olduğunu söylemek makul ve yeterli bir değerlendirme değildir. Aynı konuyla ilgili olarak itirazcıya şu hususu da belgeleriyle birlikte açıklayabiliriz. Kur'an'ın putperest inançları red konusunda getirmiş bulunduğu örnekler, yalnız müşrik Araplar için geçerli değil, aynı zamanda yeryüzündeki tüm pagan milletler için de geçerli bulunan gerçeklerdir. Bu durumda bizim, Kur'an'ın getirmiş bulunduğu delil ve hücretleri aynen kullanarak her devirde ve her yerde yaygın olan putperest insanları doğru inançlara yönlendirip değiştirmemiz uygun bir metot değil midir? Küçük bazı değişikliklerden sonra tevhid gerçeğini ispat konusunda Kur'an'ın getirdiği delil ve belgelerin sergileniş üslubunu kullanarak her zamanda her yerde aynı ifade biçimini uygulamamız için daha elverişli değil midir? Eğer bu sorulara verilecek cevap evet ise bu takdirde Kur'an'ın ebedi ve evrensel mesajının indiği dönemdeki topluluğa açıklanmış bulunmasını esas alarak geçici ve bölgesel bir mesaj niteliğinde olduğunu söylemenin bir gerekçesi bulunabilir mi? Hiçbir hayat felsefesi, dünya görüşü veya fikir sistemi yoktur ki A'dan Z'ye kadar bütün detayları salt teorik üslup ile açıklanmış bulunsun da reel biçimde ve dinamik olarak temsil edilmiş olmasın. Böylesine bir soyutlayış teoriler dünyasında yoktur. Eğer biz böyle bir soyutlamanın varlığını kabul edecek olursak, o modele dayanılarak açıklanmış bulunan nazariyenin kağıt üzerinde kalmış bir teori niteliğini aşamayacağını, insanların hayatında yereden pratik bir sistem haline dönüşmesinin imkansız bulunduğunu kesinlikle söyleyebiliriz bir inanç sisteminin, bir ahlak hareketinin ve bir medeniyet takımının evrensel platformda yaygınlaştırılması istenecek olursa, bunun için daha başlangıçta söz konusu mesajın evrensel biçimde ortaya atılmasına gerek yoktur. Aksine takip edilmesi gereken en doğru ve biricik yol, yaygınlaştırılması istenen inançların, teori ve prensiplerin her şeyden önce doğduğu ülkede yaygın bir hale getirilmesi, ve bu hareketi propaganda eden kişilerin dillerini, alışkanlıklarını, tabiat ve kabiliyetlerini bildikleri insanların kafasına yerleştirerek işe başlamalarıdır. Önce hayata uygun ve elverişli pratik bir sistem olarak o bölgenin insanlarına tatbik edildikten sonra uyulması gereken örnek bir sistem şeklinde dünyaya ilan edilir. Ancak bu yolla diğer milletler o mesaja kulak verebilirler. Öteki milletlerin aklı başında ileri görüşlü mensupları bu sayede o mesajı alarak kendi ülkelerinde de yaymaya çalışırlar. Öyleyse bir sistemin veya inancın başlangıçta sadece bir topluma açıklanması ve diğerlerine yöneltilmemesi bu sistemin ve inancın bir topluma özgü bölgesel bir inanç olmasını gerektirmez. İsterse bu ilan tarzı o toplumu ikna edip inanç esaslarını yerleştirmek için her türlü delil ve belgeyi kullanmış olsun.'' Milli bir sistemi evrensel bir nizamdan, geçici bir düzeni ebedi bir sistemden ayırt eden özelliklere gelince bunları şöylece sıralayabiliriz. Milli bir sistem ya bir milletin bir başka millete üstünlüğü esasını hareket noktası alarak bu millet için bir takım özel hak ve imtiyazlar talep edecektir ya da başka milletler için hiç de parlak ve değerli bir karakter belirtmeyen bir takım milli ilke ve görüşleri kabul ettirmeye çalışacaktır. Halbuki evrensel bir nizam bunun tamamen tersine insanlar arasında eşitliğe inanır ve tüm hakların eşit bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu nizamın bütün ilkelerin rengi, hedefi ve örneği evrensel karakterlidir. Öte yandan geçici sistemler yapılarını zamanla değiştirmeye elverişli temeller üzerine kurarlar. Halbuki ebedi nizamlar değişen bütün şartlara intibak eden ilkelere dayanırlar. Kur'an'ı inceleyen hiçbir araştırıcı, Yukarıda sıralanan özellikleri göz önüne getirip de Allah'ın kitabında açıklanan nizamın geçici veya milli bir değerler sistemi olduğunu ispat edebilecek bir belge bulabilir mi acaba? Kur'an bir genel prensipler kitabıdır. Bu kitabı etüt edenlerden bir kısmının kulağına bu kitabın detaylı hükümler, indeksler, yasal göstergeler ihtiva eden bir kitap olduğu sözü ilişip de Kur'an okumaya koyulunca onda sosyal, siyasi, medeni ve ekonomik konularda detaylı ilkeler ve ayrıntılı hükümler bulunmadığını, aksine namaz ve zekat gibi önemli görevlerle fazlasıyla ve tekrar tekrar ilgilenildiğini ve bu hususlarda detaylı hükümler ihtiva ettiğini görünce bu durum onların kafalarını karıştırmakta ve kendi kendilerine Kur'an'ın ilahi prensiplerin kılavuzu olduğunu söylemenin ne anlamı var diye sorular sormaya başlamaktadırlar. İnsan zihninde yer eden bu karışıklıktan neticede gerçeğin bazı cephelerinin unutulması durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki Allah Teala tek başına bir kitap indirmiş değildir. Aksine indirdiği kitapla beraber bir de peygamber göndermiştir. Örnek vererek şöyle de diyebilirim. Ana gaye bir binanın proje ve planını hazırlamak, halka buna göre bir bina yapmalarını bildirmek üzere teşhir etmek ise bu durumda binanın bütün bölümlerini gösteren ayrıntılı projeye ihtiyaç doğar. Ama görevli bir mühendis umumi imar planını da göz önünde bulundurarak işi ele alırsa bu mühendis bahis konusu binayı mevzuata uygun şekilde inşa edecektir. Böyle bir durumda bizim dikkatlerimizi mühendisten ve onun yaptığı binadan uzaklaştırarak projenin detaylarını araştırmaya ve istediğimizi bulamayınca da dertlenmeye kalkışmamız çok saçma bir hareket olur tıpkı bu örnekte olduğu gibi Kur'an bir detaylar kitabı değildir. O, prensipler ve külli kuralların kitabıdır. Onun gerçek vazifesi İslam nizamının fikri ve ahlaki esaslarını açıkça ortaya koymak, akli deliller getirerek, hissi teşviklerde bulunarak bu ilkeleri insanlar arasında yaymaktır. İslami hayatın pratik şekliyle ilgili detaylara gelince Kur'an hayatın her cephesini ele alan detaylı kurallar ve yaygın esaslar koyarak insanı yönlendirmez. O sadece hayatın her şubesi için geçerli ana ilkeleri belirler ve bazı noktaları aydınlatan işaret taşları yerleştirir. Bu işaret taşları o alanda Allah'ın rızasına uygun esasların nasıl tesis edilebileceğini detaylı olarak açıklayacak noktaları gösterir. Kur'an'ın tefsiri Hazreti Peygamber'in ana görevi Kur'an'da belirtilen prensiplerin ışığında hayata şekil vermektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın koyduğu ilkelerin temsil edildiği, canlı hayatın tercümanı olan ferdi, içtimai bir modeli gerçekleştirmek için gönderilmiştir. Burada zihinlere şöyle bir soru takılabilir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği doğru yoldan ayrılıp dinde ihtilafa düşenleri ağır bir şekilde kınamıştır. Durum böyleyken Kur'an'ın hükümlerinin tefsirinde ve tevilinde yalnızca son zamanlarda yetişen din bilginleri arasında değil, hatta peygamberin ashabı ile onlara tabi olanlar ve onların ardından gelenler arasında da farklı görüşler bulunmaktadır. Öyle ki siz Kur'an ayetlerinden hiçbir üzerinde tefsircilerin ittifak ettiklerini göremezsiniz. Öyleyse Allah'ın ayetlerinin tefsirinde anlaşmazlığa düşen bu insanların da Kur'an'da daha önce varit olan kınanmayı hak etmiş olmaları gerekmez mi? Eğer buna hayır denirse, Kur'an'ın yasakladığı, kınadığı ihtilaf ve ayrım hangi türden bir ihtilaf ve ayrımdır? Bu soru, çok yönlü dalları ve kolları olan ve burada detaylarına uzanamayacağımız önemli bir meseledir. Umumiyetle kişilerin kafasında yer eden çözümü, zor bu tür ihtamları nispeten çözüme kavuşturabilmek için Kur'an-ı Kerim'in hüküm ve prensiplerini samimi ve ciddi etütlere dayanarak tefsir etmek hususunda meydana gelen yapıcı ve nezih ihtilafa İslam toplumunun ana prensipleri ve dinin temel ilkeleriyle uyuştukları sürece asla engel olmadığına işaret etmekle yetinelim. Kur'an'ın kınadığı farklı görüşler, sapık ve sakat kafalardan çıkan tamamen bencil esaslara dayalı, neticede bölünmeye, gruplaşmaya, ayrılıklara sevk eden iç çatışmalardır. Bu iki türden ihtilaf, esasları bakımından aynı olmadıkları gibi sonuçları bakımından da birbirine benzemezler. Öyleyse biz her iki ihtilaf konusunda nasıl aynı hükmü verebiliriz? Birinci türden ihtilaflar gelişmenin ve ilerlemenin kaynağı dinamizmin temelidir. Fikir ve görüşler canlılığının ve dinamizmin delilidir. Böyle bir tartışma ortamının bulunmayışı, akli neteneği noksan, zekası gelişmemiş, katı, donuk cansız bir toplum yapısının bulunduğunu gösterir. İkinci türden ihtilaflar ise yeryüzünde hangi insan topluluğu arasında ortaya çıkmışsa o toplumu yıkmış, parçalamış, dağıtmıştır. Bu tür ihtilafların meydana çıkması sağlığa delil değil, hastalığa işarettir. Bu türden gruplaşma ve parçalanmalar milletleri korkunç akıbetlere ve acı sonuçlara sürükler. Bu iki tür ihtilafın arasındaki fark iki şekilde ortaya çıkar. Bir toplum Allah'a ve Resulüne itaat esası üzerinde birleşir, hüküm ve prensiplerde ana kaynak olarak kitap ve sünnete inanır. Sonra iştihat eden iki imam arasında ikinci dereceden meselelerde ihtilaf çıkar. Veya bir kararın detayları konusunda iki hakim birbirinden farklı görüşleri benimser. Ne var ki hakimlerin hiçbiri ihtilaf ettikleri konuyu dinin dayandığı ana umde haline getirip karşı görüşte olanları dinin dışına iten bir davranışı benisemezler. Her ikisi de kendi görüşlerini en son sınırına kadar gerekli belge ve kaynaklara dayanarak savunurlar. Sonra eğer konu toplumun menfaatlerini ilgilendiriyorsa kararı umumi efkara bırakırlar. Eğer mahkemeleri ilgilendiren bir mesele varsa ülkedeki yüce karar organlarına havale edilir. Ama konu sosyal bir problem mahiyetinde ise İslam toplum sistemine müracaat edilir ve bu sistem iki görüşten birini veya her ikisine de uygun görebilir. B. İhtilaf dini esaslara kadar uzanır. Bir bilgin veya sufi veya müfti veya herhangi bir konuda önder kişi Allah ve Resulünün dininin esası saymadığı meselelerden birisi konusunda farklı bir görüşü benimser sonra dinin temel meselelerinden uzak tevillere girişir, neticede kendisinin vardığı görüşe aykırı fikir beyan eden herkesin İslam çerçevesinin dışına çıkacağını kararlaştırır. Kendini destekleyenler arasında bir grup kurarak gerçek ve samimi Müslüman grup yalnızca bizimkidir, bizim dışımızda kalanlar cehennemliktir der. Sonra yüksek sesle, eğer Müslümansanız bizim topluluğumuza katılın, aksi takdirde Müslüman olmayacağınızı bilin diye aykırır. Kur'an-ı Kerim ihtilafı, gruplaşmayı, tahassubu ve bölünmeyi kötülerken bu ikinci türden ayrılıkları kötülemektedir. Birinci türden ihtilafın sayısız örneklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bile görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu türden ihtilafı kabul etmekle kalmamış, hatta güzel karşılamıştır. Çünkü bu ihtilaflar İslam toplumunun bünyesinde bir takım enerjilerin, kabiliyetlerin, düşünce ve tasavvur zenginliklerinin araştırma, anlama, duyma, kavrama ve gerçekleştirme imkanlarının mevcut olduğunu müjdelemektedir. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplumda görüş ve kabiliyet sahibi kişilerin dini konularda önemli görevler üstlenmelerini bildirmektedir. Onların yeterliliği hayat sorunlarının dinin dışındaki kaynaklardan çözüm aranmasına gerek bırakmayacağı için problemlere din çerçevesinde çözümler araştırma imkanı getirecektir. Toplum bütünüyle önemli bir ilke üzerinde buluşma imkanına kavuşur. Yani dinin birliğini koruyabilmek için dini prensipler üzerinde birleşir. İslam, ilim ehline ve fikir önderlerine içtihat, hüküm çıkarma konusunda serbestli verir ilerleme ve gelişme imkanlarını sağlamak için de fikirlerini sağlıklı bir biçimde gerçekleştirme imkanı tanır. Benim kanaatim budur. Gerçek bilgi ise Allah katındadır. Allah'a dayanır ve sığınırız. Ebul Ala El Mevdudi Bugünkü okuyuşumuzun sonuna geldik. Sen bize yardım et Allah'ım. Senin ahdin çok zor ve gayet müthiş şu yeryüzünün doğusunda ve batısında Müslüman olduklarını sanan insan yığınları oturmuşlar ve yeryüzünde Allah'ın uluhiyetini hakim kılmak için cihat nedir bilmiyorlar. Kulların hayatına musallat olan ve Allah'ın hakkını gasp etmiş bulunan putları, tağutları yıkmak için çalışmıyorlar. Ölmüyorlar ve öldürülmüyorlar. Birbirlerini kırmaları ise cihatla ilgili olmayan ölümlerdir. Sen bize yardım et Allah'ım. Amin. الله ما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته